Selam. Kötülüğü yaymak isteyenlere, insanlar arasında onların cezası acı olacak diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bunlar insanları yoldan çıkar, kendiler yoldan çıkmış, başkalarını da cehenneme tek başına gitmesin diye ne kadar fazla insan cehenneme gitse o kadar kendilerine fayda var zannederler. Halbuki öyle değil. Öyle Allah Azze ve Celle her yoldan çıkardığı adama da onun cezasını yükler. Onun için şimdi lüzumsuz insanlar çok, zararlı insanlar çok, onlara ne yapacaksın, onlara muhatap olmayacaksınız, onları kale almayacaksınız, onlara cevap vermeyeceksiniz. Şimdi şey çıkmış, son moda herkes konuşuyor, bir yere koyuyor, adamın teki kimse ne bilir ne eder o konuşan herifi, artık kadını. Ona kalkıp bu böyle dedi diye orada yazar, onun cevabı şöyledir de. Sen o pisliği insanların kafasına koymuş olursun, ondan sonra bunu temizleyeceğim diye uğraşırsın. Hiç ona muhatap olmayın. Böyle insanlara cevap vermeyin, onlara bakmayın, baktırmayın. Bu mühimdir çünkü işte bu adam şöyle kötü söylüyor İslam hakkında, şöyle kötü söylüyor tarikat hakkında, şöyle bu Peygamber Efendimiz hakkında, sahabelerin hakkında şöyle diyor, böyle diyor diye söylersin, millet de onu tanımadığı halde bu vakit epeyce sen bilerek, bilmeyerek tabii büyük bir hata işlemiş oluyorsun. Allah muhafaza etsin. Bazı insanları da yoldan çıkarmış olabiliyorsun hani. Onun için böyle insanları hiç muhatap olmayın. Onlara cevap vermeyin. Onlara bakmayın. Etmeyin. Ne derse desin. Tanımıyorum. Çoğu insanlar gelip şu adam falanca adam şöyle tanıyor. Kimdir bu adam? Ben zaten tanımıyorum. Sen nereden çıkarıyorsun? Ben tanımadığım insanları karşımıza geliyor. Allah'tan ne vaktimiz var, ne onlara cevap verecek, vermek isterim. İstemeyin yani onlara cevap verme. Çünkü şey olunca insanlar merak eder. Zayıf olan, imanı zayıf olan imanını da kaybeder. Allah muhafaza etsin. Onun için böyle kötü şey, kötü bir şey insanı tanıtmayın. Ona ehemmiyet vermeyin. Onun cevabını Allah Azze ve Celle verir, melekler verir. Ona cevabının sana gerekmez. Onun kalsın, saklı, kapalı olsun üstü. Açma, pisliği açma. Pisliğe bulaştırma insanlara. Allah muhafaza etsin, şerlerden muhafaza etsin böyle insanların.
Amin Allah'a tevfik ve Fatiha.